Bu konuşmanın başlığı evrim, herkesin bilmesi gerekenler. Bunu böyle seçmiş olmamızın sebebi de birkaç sene öncesine kadar evrim pek yani bazı öğrencilerin özellikle lise öğrencilerinin anlamakta güçlük çektiği bir konuydu. Gittikçe bu konuyu daha iyi öğrenmiş geliyorsunuz ve bana çok daha iyi sorular soruyorsunuz. Dolayısıyla burada size anlatacağım şeylerin bir kısmını zaten herhalde da çok iyi biliyorsunuz. Ama yine de üzerinden gitmenin sizin için heyecan verici olduğunu ve olacağını ümit ederek bunu hazırladım. Bu balığı tanıyor musunuz? Sizden cevap bekliyorum mesajları. Yok hocam, ben tanımıyorum. Peki. Ben Ben de olmam lazım bilemedim hocam. hocam. Hocam ben de Yok, bilemedim. ben olması lazım. Mers hocam. Olabilir mi acaba? Mersin kalıyorum hocam. Öyle mi? Okey. Arkadaşlar bu sazan Türkiye'deki tatlı sularda en kolay yakalanabilen ve en sık görülen balık. Tadı çok iyi değil. Dolayısıyla lokantalar pek sazan sunmuyorlar. Ama çok sık görülen bir balık ve çok kolay yakalanabilir bir balık. Peki bu balığı tanıyor musunuz? Japon balığı mı hocam? Japon balığı. Japon balığı. Bu da Japon sazan müzesinden değil mi? Evet. Şimdi buna Japon balığı demenizin bir sebebi var. Bunu konuşacağız biraz sonra. Fakat bu doğada olan bir balık. Japonlarla bir ilgisi yok. Bu iki balık akraba. Yani genetik olarak akraba. Yani bunlar birbirlerine benziyorlar ve bu benzemenin de sebebi genetik olarak birbirlerine benziyor olmaları. Mesela sazanın da Japon balığı dediğiniz balığın da pulları epey büyük. Sırt yüzgecine bakarsanız önce yükseliyor, burada bir siyahlık var. Sonra hızla düşüyor, sonra düşüş azalıyor. Burada da böyle. Kuyruk yüzgecine bakarsanız benzerlikler var vesaire. Bu iki balık iki ayrı tür. Ve bu iki ayrı türün biz evrimsel bir analiz yaptığımızda 10,5 ya da 10,7 milyon sene kadar önce aynı balık olmuş olduğunu düşünüyoruz. Yani bunlar ortak bir atadan geliyorlar. Fakat 10,7 milyon sene önce bir şey olmuş ve bu iki balık birbiriyle artık çiftleşemez hale gelmiş. İki ayrı tür haline gelmişler. Bu tarihin doğruluğu %98 civarında. Ve bunun gibi başka balıklar da var. Durum böyle. Ancak sizin bunu ve bu analiz, affedersiniz, hem genetik hem de fosil bilgisine dayanarak oluşturulan bir analiz ve buna filogenetik ağaç deniyor. Eğer biyoloji alırsanız ya da alacak iseniz bunun detaylarını, bu tür bir ağaç nasıl oluşturuluyor göreceksiniz. Ancak bu prensip yaşayan her organizmaya uygulanabiliyor. Dolayısıyla mesela bir insanın mantara bir çiçeği olduğundan daha yakın olduğu bu aynı tür bilgiyle söylenilebiliyor ve bunların da ortak bir atadan geldiği söylenilebiliyor. Şimdi bunlarsa Japon balığı, deminki Japon balığı değildi. Deminki Japonların tozu yokken dünyada 10 milyon sene önce var olan bir balık. Ama bunlar gerçekten Japon balığı. Japon balığı denmesinin sebebi de ilk defa Japon akvaryumcular bu balığı, Huna dedikleri bu balığı alıp burada gördüğünüz başkaca birçok balığı oluşturabildikleri için. Bunu artık Japonlar değil, bütün akvaryumcular yapabiliyor. Yani siz akvaryumcuya şöyle bir balık verirseniz bunu bir süre sonra bu hale çevirebiliyor. Sizce sağdaki balık soldaki hale nasıl gelir? Siz akvaryumcu olsaydınız bunu nasıl yapardınız? Ay seçelim. Efendim? Çiftleştirme yoluyla olabilir farklı hocam. Başka bir balıkla çiftleştirme. Farklı bir türle. Mutasyona uğratırdım hocam. Ortam değişikliği. Evet. Bunların hepsi mümkün. Şöyle yapıyorlar. Bu sağdaki balığın yavrularını alıyorlar. Yani bir dişi bir erkek balık alıyorlar. Bunları döllüyorlar.
ve yumurtalarından çıkan diyelim ki birkaç bin tane yumurta yaptılar. Bu yumurtalardan çıkan balıklara bakıyorlar. Ve o balıklar arasında gözünün altında biraz hafif böyle tormamtırak bir şey olursa, sırt yüzgeci birazcık küçülmüş ise, kuyruk yüzgeci biraz büyümüş ise onu alıyorlar. Diğerlerini çöpe atıyorlar. O aldıkları balık, iki tane böyle balık bulmaya çalışıyorlar, dişi ve erkek. Bu sefer bunları döllüyorlar. Ve onların da yavrularında bu sefer yine daha büyük göz torbası olan, sırt yüzgeci olmayan vesaire gibi uğraşıyorlar bunu bulmak için. Buna yapay seçilim deniyor. Çünkü seçiyorlar, belli özellikleri olan balıkları seçiyorlar ve bunu seçen bir insan olduğu için yapay seçilim diyoruz. Doğa olsaydı doğal seçilim diyecektik. Sonunda böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu da Japon balığı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. O torbalar ne? O torbalar herhalde gözün altındaki derinin şişmiş ve torbalanmış anormal bir halleri. Ama genetik olarak böyle balıklar seçmek, oluşturmak demek ki mümkün. Şimdi burada bir harita var. Solda Güney ve Kuzey Amerika var. Sağ tarafta da Asya var. Ve bunun üzerinde de bu sebzelerin isimleri var. Sizce niye ben fasulye, mısır, patatesi sola, Türk karnabahar havucu sağa yazmışım? Çünkü o kıtalarda bulundular. O kıtalarda bulundular ne demek? Ya, en azından patates Amerika'dan buldu. Hocam bunlar tek çenekli, çift çenekli değil miydi? Böyle ayırıyorduk 12 sınıfta. Okey. Şimdi arkadaşlar... Aynı kökenden geldiği için gibi düşündüm ben. Fasulye Amerika'dan Asya'ya gelmiş. Mısır da öyle, patates de öyle, kabak da öyle. Türk karnabahar havuç ise Asya'dan Amerika'ya gitmiş. Yani bu sebzelerin ilk ortaya çıktığı kıtalar bunlar. Nasıl oluyor da fasulye bir tek Amerika'da oluyor da turp bir tek Asya'da oluyor? Niye böyle? Niye fasulye hem Asya'da hem Amerika'da oluşmamış? İklime bağlı. Çok çeşitliliği. Tam koşulları ve orada yaşayan hayvanlar. İklim. Kıtalar hayatlarından ayrıldıktan sonra bu bitkiler evrilmiş. Evet, yani bu bitkilerin belki ortak bir atası varmış. Ve bu ortak ata muhtemelen bu kıtalar birbirlerine yapışıkken, Pangea'yken büyüyormuş. Fakat bu kıtalar birbirlerinden ayrıldıktan sonra o ortak ata belki de evrimleşmeye devam etmiş ve değişmeye devam etmiş. Ve değiştikçe ortaya değişik bitkiler çıkmış. Dolayısıyla bu bitkilerin kimisi Amerika kıtasında, kimisi Asya kıtasında oluşmuş olabilir. Şimdi size bir sorum var. Bu demin yapay seçilimi öğrendiniz. Bu sebze meyve arasında yapay seçilime uğramamış olan var mı sizce? Bence yoktu. Buğday hocam. Patates biber. Uğramıştır insan elinden geçtiği için sonuç olarak. Patates oğlum. Patates öyle puan insan olabilir mi? Belki bezelye falan. Yer fıstığı. Bezelye. Bezelye. Buğday bence de. Hiçbirisi doğal değil. Hepsi yapay seçilimden geçmiş. Mesela size örnek vereceğim. Bu sol üstte gördüğünüz ayçiçeğinin doğal hali, yapay seçilimden önceki. Halbuki bu biliyorsunuz sağdaki gibi bir şey artık. Kocaman, hatta bundan çok daha büyük. Domateslerin yapay seçilimden geçmemiş olanını örnekte sol altta, geçmiş olanı sağda. Ananas soldaki gibi bir bitki. Halbuki şimdi biz sağdakini alıyoruz süpermarketten alırsak. Dolayısıyla bunlar epey değişmiş. Bunların değişmesinin arkasında bir genetik değişiklik yatmış olmalı. İşte o Japon balığı örneğinde olduğu gibi göz torbalarının büyüyebilmesi için ya da ananasın meyvasının büyüyebilmesi için bunun DNA'sında bir değişiklik olmuş olması lazım. Ve bu herhalde çat diye olmamış. İnsanlar zaman içerisinde bu ananasın gittikçe daha büyük
versiyonlarını seçmişler. Şimdi bunun böyle olduğunu destekleyen bilgiler en fazla Mısır'dan geliyor. Çünkü Mısır'ın bu evrimini takip edebiliyoruz ve iyi biliyoruz. Mısır'ın atasına teosinte diyor Güney Amerikalılar ve buna benzer bir bitki. Mısır ise biliyorsunuz şeklen bayağı başka bir bitki. Ve teosintenin meyvesi işte bu yukarıda gördüğünüz yeşil şey. Koçan denemez bunu herhalde. 6 parça mısır tanesi var üzerinde. Altındaki ise bizim yediğimiz mısır. Şimdi eğer bu teosinteden yapay seçilimle mısır oluşturulmuşsa, o zaman şöyle oluşturulmuş. Çiftçiler, demin size Japon balığında anlattığım gibi teosinte bitkilerine bakmışlar ve teosinteler arasında tesadüfen daha fazla çekirdeği olanları seçmişler, dikmişler. Ve onlardan çıkan bitkilerin de yine aralarında en fazla çekirdekli olanlarını, mısır tanesi olanlarını seçmişler ve bunu epey yapmışlar. Binlerce sene yaptıklarını biliyoruz. Eğer böyleyse, o zaman bu doğruysa benim söylediğim, teosinte ile mısırın ara formlarını tarihte bulmamız lazım ki bunlar var. Bunlar teosinte ile mısırın ara formları. Fosil. Mesela üstte gördüklerinizde dörtlü sıra, işte altılı sıra gibi koçanlar görüyorsunuz. Bunlar doğada yok artık. Çünkü bunlardan daha büyüklerini elde etmiş olduğumuz için daha ince mısırlara iltifat etmiyoruz. Onlar yok olmuş. Ama bu ara formlar var. Milattan önce, İsa'dan önce 4000 yılında Güney Amerika'da bunları bulmak mümkün. Şimdi acaba şöyle bir soru sorabiliriz ve bunun cevabını da bulabiliriz. Acaba teosintenin mısır olabilmesi için kaç geni değişmiş olmalı? Bu soruyu sormak mümkün ve epey basit bir cevabı var. Şimdi eğer teosinte ile mısırı dölleyebilirseniz ve ortaya hibrit bir bitki çıkabilirse ki bu mümkün, o zaman o hibrit bitkinin DNA'larının yarısının mısırdan, yarısının teosinteden gelmiş olduğunu bekleyebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Bu hibrit bitkileri alır, kendi aralarında döllerseniz, o zaman bunların ürünlü olan bitkilerin dörtte birinin tamamen mısır, dörtte birinin tamamen teosinte, diğerlerinin hibrit olmasını bekleyebilirsiniz. Eğer mısırla teosintenin arasındaki fark sadece bir gende ise, iki gende ise o zaman döllerin 16'da birinin mısır, 16'da birinin teosinte olmasını bekleyebilirsiniz. Üç gen ise döllerin 64'te birinin teosinte, 64'te birinin mısır olmasını bekleyebilirsiniz. Bu deneyi yapmışlar ve döllerin 1024'te birinin mısır, 1024'te birinin teosinte olduğunu bulmuşlar. Bu da teosinte ile mısır arasında sadece 5 gende farklılık olduğunu bize söylüyor. Bu epey dramatik bir bilgi. Çünkü sadece 5 gende değişiklik yaparak bayağı ciddi bir bambaşka bir bitki ortaya çıkmış gibi duruyor. Fakat bu 5 gendeki değişiklik de kolay olmamış. Binlerce yıl boyunca yapay seçilim gerektirmiş. Şimdi eğer biz bu yapay seçilim sonrası elde ettiğimiz balığı doğaya bırakırsak, bunun başına iki şey gelebilir. Biri ölebilir, biri de eski haline dönebilir. Neden böyle diyorum sizce? Doğal seçilimle öleceği için. Peki. Ya da gidip çiftleşecek. Peki. Olduğu ortama adapte değil yani. Adaptasyon olacak eski haline. Peki ama neden? Neden doğal ortama koyduğumuzda bu soldaki balığın ölmesini bekliyorsunuz? Çünkü çekinikendir ve az. Zaten doğada öyle bulunur. Gözünün altındaki. Çünkü yapay seçilimle yapılmış ve doğada bulunamaz yani alışmış doğada değil. Doğada hayatta kalmak için yeterli şeyleri yok. Peki. Şimdi Bilkent'te size muazzam sunum deneyimi imkanı sağlayacaklar. Ve çok iyi konuşabilir halde olacaksınız. Fikirlerinizi çok güzel ifade edebiliyor olacaksınız. Lütfen bu fırsatların hepsini kullanın. Kulüplere girin, derslerde, sunumlarda muhakkak gönüllü olun. Çünkü birçok şeyi biliyorsunuz ama bunları
söylemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Lisede bu deneyim çok iyi değil. Bu soldaki balığın sağdaki versiyonu doğa tarafından seçilmiş. Yani sağdaki şekil tesadüfi bir şekil değil. Bu hayvanın en hızlı yüzebilmesi, avını en iyi bulabilmesi ve avcısından en iyi kaçabilmesi için, en iyi döl yapabilmesi için optimize edilmiş bir form ve bu formun bu şekilde olmasını sürekli sağlayan bir baskı var üzerinde. O işte doğanın baskısı ve o yüzden balığın formu sağdaki gibi. Soldakinin neden ölebileceğini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Bunun hızı çok yavaş, etrafını iyi göremiyor. Bu balığı yiyen başka bir balık hemen gelip bunu ortadan kaldıracaktır. Ama eğer bu iş çok hızlı olmazsa ve bu balık döllenebilirse benzerleriyle, o zaman ortaya çıkacak yavruların arasında da yine sağdaki balık gibi olanların hayatta kalma ihtimali çok yüksek olacaktır. İşte bu da doğal seçilim sonucu olan bir durum. Şimdi bu biraz kompleks bir konu ama size anlatabilmek istiyorum. Size doğal seçilime bir örnek vereceğim. Bu da AIDS virüsü ya da HIV virüsünün evrimiyle ilgili. Hücrelerimiz bir virüsle enfekte oldukları zaman virüs hücrenin içine girdiği için enfekte oluyor hücreler. Ve bu hücreler içlerine girmiş olan virüsü bağışıklık sistemine tanıtmaya çalışıyorlar. Tanıtırken solda gördüğünüz şematik proteini kullanıyorlar. Bu gri hücrenin zarı. Bu protein de işte burada şematik olarak gösterilmiş mor pembe bir protein. Hücrenin yüzeyinde dış kısmına doğru bakan bir protein. Bu proteinin şu üstünde yuvarlak gibi gösterilen yer, hücrenin içindeki anormal proteinlerin konulduğu ve bağışıklık sistemine gösterildiği yer. İşte bu. Sağ taraftaki de X ışını kristalografisi denilen bir görüntüleme yöntemi. Ve bu sol taraftaki yuvarlak yer burada şu alan. Biraz yuvarlak, girintili bir yer. Bu kırmızı olarak gördüğünüz şey de virüsün bir parçası. Virüs hücrenin içine girmiş, parçalanmış ve bir kısmı da bu protein tarafından, proteinin tabağı diyelim buraya ya da tepsisi. Bu tepsi içerisinde şurada bağışıklık sistemi hücrelerine sunuluyor. Ne yapıyor bağışıklık sistemi hücreleri de? Onlar da bunu tanıyorlar. Bu anormal bir şeydir. Biz o zaman bu hücreyi öldürelim. Çünkü bu virüsle enfekte ediyorlar. Dolayısıyla virüsle enfekte hücre öldüğü zaman da virüs çoğalamıyor. Şimdi bu bizim bağışıklık sistemimizin çalışma yöntemi. Bu proteinin adı, sol taraftaki mor proteinin adı MHC veya HLA diye bir protein. Bu proteinden bizim hücrelerimizin yüzeyinde 6 kadar var değişik protein. Ancak bendeki 6, sizdeki 6'dan çok farklı. Binlerce var bunlardan insanlarda ama biz o binlerceden bazılarına sahip olabiliyoruz. Bendeki HLA-A1 ise sizinkinde HLA-A2, A3, A4 vesaire olabiliyor. Ve aralarındaki fark da şu tabak kısmını oluşturan yerdeki şekilsel fark. Aramızdaki fark bu. Şimdi bir kişi eğer HIV virüsüyle enfekte olursa hasta olmuyor. Epey uzun bir süre, 6 ila 10 sene neredeyse, hiç hastalık belirtisi vermeden yaşıyor ve sonra 6 ila 10 sene sonra ortaya hastalık çıkıyor. Bu çok özel, önemli bir bilgi ve de tehlikeli bir şey. Çünkü bu 6 ila 10 sene içinde de virüsü bulaştırabilir oluyor bu kişi. Şimdi bu kişi enfeksiyon kapmış burada ve virüsle herhalde başa çıkabilmiş. Çünkü kandaki virüs sayısı çok az artıyor. Fakat bir tarihte bir şey oluyor, birdenbire virüsün sayısı çok artmaya başlıyor. Bu virüs bir bağışıklık sisteminin bir tür hücresi var, T lenfosit denilen. Bu hücreye enfekte ediyor ve bu hücreyi öldürüyor. Fakat uzunca bir süre bu hücreyi öldüremezken bir şey oluyor burada birdenbire ve bu hücreler ölmeye başlıyor. Başka bir bağışıklık sistemi yanıtımız var, antikor miktarı dediğimiz. Onda bir değişiklik yok, o hala yüksek. Yani korumaya çalışıyor vücudu. Fakat bu T lenfositler
Düştüğü için bağışıklık sistemi çöküyor ve bu insanlar basit enfeksiyonlardan hayatlarını kaybedebiliyorlar. Şimdi burada ne oluyor? Burada olan şu. Bu solda gördüğünüz Y şeklindeki moleküller benim şematik olarak size hücrenin yüzeyindeki HLA ya da MHC proteinlerini anlatıyor, tanıtıyor. Ve bu kişide 3 çeşit var. Kırmızı, yeşil ve mavi. Şimdi virüs enfekt ettiği zaman hastayı, o zaman bu virüsün üzerindeki proteinleri şey tanıyor. Vücudun bağışıklık sistemi tanıyor. MHC proteinleri bunun parçasını alıp sunabiliyor. Sundukları için de bağışıklık sistemi virüs enfekte hücreleri öldürüyor. Ve bu virüsün fazla bir hayatta kalma şansı olmuyor. Ancak virüs kendini çoğaltırken hata yapıyor. Eğer o hata bu üzerindeki sarı proteinleri değiştirirse artık ilk MHC proteininin onu sunması mümkün olmuyor. Başka bir MHC proteininin onu sunması lazım. Sunarsa yine virüs ortadan kalkıyor. Kalkıyor ama virüs kendini yine değiştiriyor. Ve bir daha tanınır bir şekilde değiştiği için bağışıklık sistemi onu ortadan kaldırıyor. Ta ki bizim HLA proteinlerimiz, moleküllerimiz virüsü tanımayacak bir hale gelinceye kadar. Virüs eğer bizim MHC proteinlerimize bağlanamayacak bir hale gelirse o virüs tanınamadığı için hücreler tarafından ve bağışıklık sistemi tarafından tanınamadığı için büyümeye başlıyor, çoğalmaya başlıyor. İşte o zaman da T lenfositleri dediğimiz hücreleri enfekte ediyor, bağışıklık sistemini kırıyor ve o hasta basit enfeksiyonlardan ölebiliyor. Şimdi bu doğal seçilme bir örnek. Çünkü neden? Biz, yani kendi proteinlerimiz bizi en iyi öldürebilecek virüsü seçmiş. İşte bu doğal seçilim. Bu kişi kendisini öldürecek olan virüsü seçmiş. Bunlar değil. O kişiyi öldürecek virüs bu ve seçme yöntemi de onu tanımamak. Tanımayarak kendisini öldürebilecek olan virüsü seçmiş. Şimdi doğada doğal seçilimin dürtüleri, belli başlı dürtüleri var. En önemli dürtüleri de buradaki örnekten tahmin edebileceğiniz dürtüler. Şu sağda gördüğünüz... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu AIDS virüsü yani bulaşma yoluyla ilerliyor ya. Evet. Bu anlattığımız her şey. Peki ilk ortaya çıkışının sebeplerini biliyor musunuz? Yani bulaşmadan önce, insanlara yayılmadan önce ilk neden ortaya çıkmış olabilir? Nasıl ortaya çıkmış olabilir? Yani buna cevap vermeye çalışabilirim ama bu epey uzun bir soru, uzun bir cevap olabilir. Dolayısıyla isterseniz bunu bilahare konuşalım. Tamam hocam, teşekkürler. Dağıtmayalım. Bu ahtapot örneğine geri dönmek istiyorum. Sağdaki bir ahtapot ve bacaklarını kendi altına almış ve burada bir taşın üzerine yapışmış. Kısa bir süre sonra bu şekil değiştiriyor. Şurada gördüğünüz gibi ve sonra da tamamen buna benzer hale geliyor. Bu bir yetenek. Bu ahtapot eskiden milyonlarca yıl önce yeteneksiz iken bu konuda, yani kendini şekil olarak değiştiremez iken, eğer bir şey bunu şeklini değiştirebilir halini seçmişse, o bir şeyler nedir sizce? Ne olabilir? Ne seçmiş olabilir bunun şeklini değiştirebilir versiyonunu? Avcı faktörü. Doğal avcıları. Çevresi. Avcıları, evet, avcıları seçmiş olabilir. Nedir avcıların seçme mantığı? Daha kolay görünebilenleri hemen öldürmüşlerdir. Daha zor görünebilenler hayatta kalmıştır. Evet. Dolayısıyla avcısı bunu seçmiş olabilir. Avı da bunu seçmiş olabilir mi? Avı da seçmiş olabilir bence. Nasıl? Evet, görünmeden avlanmış olabilir. Evet, yani, bir balık ona sanki taşmış gibi kalmıştır. Yaklaşırsa eğer daha evet, kolay aynen. Avlar diye düşündüm ben. Evet, avı eğer, hocam ya. Avı eğer bu sol üsttekini görememiş, halbuki sağdakini
görebilmiş ise o zaman avı da avcısını seçmiş olabilir. Bu doğal seçilimde bu bahsettiğimiz önemli bir faktör ve birçok doğadaki hayvanın özellikle neden o şekilde olduğunu açıklayabilecek bir hipotez. Bunlar da böyle. Bunlar peygamber develeri. Belki biliyorsunuz bu böceği, Türkiye'de görmüş olabilirsiniz. Ama bu üstteki Malezya'da yaşayan bir cinsi. Burada kafası var. Şurada göğüs ve karın kısmı, bacakları. Bu daha çok orkideye benziyor. Altta da Costa Rica'daki bir peygamber devesi böceği var. Bunun da göğüs kısmı bu, kafası, bacakları ve karın kısmı ve kanatları. Niye bunlar bu renkte ve bu şekilde ve kim seçmiş bunları? Hayatta kalabilmek için ortama en uygun şekli almışlar. Kendileri yani. Ya ama... da bence şey olmuş olabilir. Ortama uygun şekli onlar almasa bile yaşam şartları onların hayatta kalmış olmalarını sağlamış olamaz mı? Adam burada yeniden av ve avcı seçmiş yani. Ortamdaki ağaçların rengi yüzünden en iyi kamuflaj olacak. Hem de avcılığını kazanacak hem de daha rahat yemek bulacak. İşte dolayısıyla... Avlarını kolayca avlayabilmek için olabilir mi? Olabilir. Yani demin öğrendiğiniz prensip burada da geçerli olabilir. Burada da hem avı hem avcısı bunu seçmiş olabilir. Bu böcekler... Bir şey sorabilir miyim hocam? Olur, dur bitireyim sözümü ama. Bu... Buyurun hocam, özür dilerim. Bu böcek yiyerek beslenen bir böcek. Dolayısıyla bunu bunun da avı eğer bu böceği göremezse daha kolay avlanacaktır. Dolayısıyla avı seçmiş olabilir ama bunu kuşlar vesaire de yiyor. Dolayısıyla avcısı da var. Avcısı da bunu göremezse seçmiş olur. Yani deminki prensip av ve avcının doğadaki diğer hayvanların şeklini görüntüsünü seçiyor olduğu hipotezi burada da geçerli olabilir. Soru sorabilir miyim? Buyurun. Hani böcekler bu polenleri çok fazla taşıyor ve bitkilerin yayılmasını sağlıyor ya. Evet. Belki de o zaman çiçek peygamber devesinin değil de peygamber devesi çiçeği evrimleştirmiş olamaz mı? Eğer peygamber devesi polenle ilişkili bir iş yapıyor ise o zaman böyle bir ilişki kurmuş olmaları olabilir, mümkün olabilir. Ama polenle bir işi yoksa bu hayvanın, o zaman o ilişki biraz daha zor. Peygamber devesi et obur bir böcek. Yani başka böcekleri yediği için herhalde bunu seçen daha çok yediği ya da onu yiyen olacaktır. Ama eğer arı olsaydı ya da bir kelebek olsaydı, o zaman herhalde o kelebeğin şeklini ya seçen çiçek olabilirdi ya da kelebek çiçeğin belli bir türünü seçilmesine yardım etmiş olabilirdi. Bu mümkün. Teşekkür ederim. Bir başka örnek vereceğim ve bunu siz bulun bakalım. Şimdi bu sol tarafta dövüşen iki geyik var. Bunlar erkek. Çünkü dişiler böyle dövüşmüyor ve bu kadar büyük boynuzları da yok. Bu da eğer birileri tarafından seçilmiş bir davranışsa kim tarafından seçilmiş ve o davranışın mantığı nedir? Sağ hocam, taraftaki... karşı cins bu eşitler tarafından seçilmiş hocam. Güçlü olanla çiftleşmek istedikleri için. Peki. O zaman öyle başlayalım. Dişiler tarafından seçilmiş diyorsunuz. Dişiler neden güçlü olanı seçmek istesin? Gücün faydası ne? Çünkü genetik olarak değil, diğer erkekler tarafından seçilmiş. Çünkü daha güçlü olan diğerlerini de öldürecek yani ve alfalığı kuracağı için bütün dişileri o alacak. Yuvayı korumak. Çünkü hocam diğerlerin daha kaliteli olması için. Güçlü olan en iyi göle ve en iyi koruyuculuğa sahip diye düşünüyorum. Kime karşı koruyacak güçlü olan? Vahşi hayvanlara karşı. Vahşi hayvanlara karşı. Bence neslini devam ettirmek üzerine. Yani eğer daha güçlü birisiyle çiftleşirse daha güçlü bir birey ortaya gelir. Ama yararı ne? Niye daha güçlü? Hastalıklardan ya da dışarıdaki avcılardan. Neslinin devamını istiyor. Genetik olarak rakiplerinden daha güçlü olarak. Yok, pratik bir sebep söylemeniz lazım. Allah daha güçlü olmanın pratik bir sebebi olması lazım. Neslinin devamı. Arkadaşlara karşı korunmak. Birileri olmak için. Arkadaşlarınızdan evet, birisi dedi daha uzun süre kalabilmek için. Belki güç dedi sadece kas gücü değil,
başka bir güç. Mesela bunlar böyle dövüşürken yaralanıyorlar. Dolayısıyla yaralanıp işte kan akarsa, mikrop kaparsa, o mikrop kapmasına rağmen hayatta kalabilen geyik seçilirse, o zaman bu geyiğin çok iyi bir bağışıklık sisteminin olması lazım. Eğer bu güç dediğimiz şey hızlı koşmakla ilgili ise, o zaman kurtlar sürüye saldırdığında daha hızlı koşan daha hayatta kalabilir ve bu da hızlı koşanı bu şekilde seçmiş olabilir. Böyle hipotezler geliştirebilirsiniz ve bunu deneyerek görebilirsiniz doğru mu değil mi diye. Sağ tarafta da bir örnek var. Bu da bir tavus kuşu, bu da erkek. Ve dişi tavus kuşları bu kadar şaşalı görüntülü değil. Renkleri de bu kadar parlak değil. Bu kadar kocaman bir kuyrukları da yok. Bu kadar parlak olmak herhalde avcılarına çok görünür kılıyor bu kuşu. Bu kadar büyük bir kuyruğunun olması da uçmasını zorlaştırıyor. Bu kadar kendi dezavantajına görünen şeyleri neden acaba dişi seçiyor? İşte buna da belki diyebiliriz ki eğer bu kuyruğa rağmen iyi uçabiliyorsa, sağlığı yerinde ise, o zaman bunun kuyruktan, gözüken kuyruktan başkaca özellikleri bunu hayatta tutuyor. Ve o başkaca özelliklerinden dolayı belki de bu kuşun seçilmesi değer olabilir. Bu avcılarına daha gözüküyor halde olsa bile hayatta kalabiliyorsa, o zaman başkaca özellikleri var. Ya hızlı uçabiliyor, ya çabuk kaçabiliyor, ya bir şey yapabiliyor. Bir özelliği var. O özellikten dolayı da bu kuş avantajlı. İşte bu yüzden bunu seçmek doğru olabilir, avantajlı olabilir diye bir hipotez kurabilirsiniz. Ve yine bunu deneyerek, ölçerek doğru mu değil mi diye bulabilirsiniz. Ama bu söylediğim şeyler bilinen doğal seçim yöntemleri. Şimdi bu bahsettiğimiz konuları ortalıkta hiç genetik yokken, çok primitif bir tıp varken ilk defa Darwin ve başka bazıları söylemiş. Bu yüzden bu kişiler, özellikle de Darwin, evrim konusunda bizim çok takdir ettiğimiz bir kişi. Darwin'i ailesi tıp fakültesine göndermiş, ikinci senede terk etmiş okulu. Sonra senden adam olmaz demişler, papaz okuluna koymuşlar. Onu da bırakmış ve 22 yaşında bir araştırma gezisine katılmış. Herhalde gemide birçok işte komilik vesaire birçok şey yapmış. Çünkü günlerce denizde kalmışlar ama bir araştırmacı olmak istemiş. Yani doğru olan şeyleri gözlemleyip bunları iletmek üzere çok ciddi bir çabaya girmek istemiş. Ve bu gemiyle de sizin de bildiğiniz üzere Güney Amerika'nın batısındaki bu Galapagos adalarına gitmişler. Galapagos adaları epey uzak olduğu için diğer kıtalardan, burada Darwin'in de gözlemlediği gibi başka yerlerde olmayan hayvan çeşitleri görmüş. Mesela bu serçe türlerinin değişiklerini görmüş, değişik olanlarını görmüş. Ve demin sizin düşündüğünüz, acaba avcı mı bunları seçiyor fikrini oluşturmuş. Çünkü orada hiç kartal ya da bunları yiyen başkaca bir hayvan görmemiş. Ve demiş ki acaba İngiltere'de bir çeşit serçe olmasının sebebi bu tür serçenin avcılarından en iyi kaçabilen olması mıdır? Burada avcı olmadığı için mi bunlar bu kadar çeşit demiş. Sizin demin söylediğiniz şeyi ilk defa söylemiş. Arkasından demiş ki bunlar bu kadar çeşitse, o zaman bunların böyle çeşit çeşit olmasını ne sebep oluyor? Acaba bir şey mi değişiyor bunlar döllenirken ve ürerken? Yani sizin demin HIV virüsünün evrimleşmesinde virüsün hata yaparak kendini değiştirdiği kavramını ilk defa düşünmüş. Ve demiş ki acaba kıtalar birbirlerinden ayrı olduğu için mi burada hiç başka yerde olmayan hayvanlar var? Sizin demin işte fasulyeyi, turpu konuşurken konuştuğumuz gibi acaba kıtalar birbirlerinden çok ayrı olduğu için mi bitkiler, böcekler ayrı ayrı evrimleşmiş değişik kıtalarda diye konuşmuştuk. Bu fikri ilk defa yine
Darwin, o adada başka hiçbir yerde görmediği kuş türleri gördüğü için söylemiş. Sonra fosilleşmiş hayvanlar bulmuş. Bu Darwin'in yine bulduğu bir fosilden oluşturulmuş bir çizim. Ve demiş ki Darwin, bu değişiklik, hayvanlarda olan bu değişiklik her zaman hayvanların yaşayacağı anlamına gelmiyor. Belki de bazı türler ölecek, yok olacaklar bu evrimleşme süresince. Ve onun için işte İngiltere'de serçeler bir çeşit. Yani doğal seçilimle de ilgili ilk mekanizmaları düşünmüş. Ve böyle gözlemler yaptığı için de o zaman çok provokatif olan, o tarihteki bilim ve din adamlarının hiç beğenmediği birçok fikir ortaya sürmüş mertçe. Mesela o tarihte dünyanın 45 bin yaşında olduğu zannediliyormuş. O da demiş ki 45 bin yıl içerisinde böyle türler gelişemez, fosilleşemez, dünya çok çok daha fazla yaşlı olmalı demiş. Bu türlerin ara formları olmalı diye düşünmüş. Demin Mısır için gördüğümüz gibi bir geçmişte yaşayan bir yaratıkla bugün yaşayan yaratık birbirine benziyor ama aynı değil. Ama bu değişim süresince başka canlılar ortaya çıkmış olabilir ve onlar artık yaşamıyor olabilir demiş. Bir grup içindeki varlıkların dolayısıyla hem zamanla değişmeleri hem de yayılmaları beklenir. Bunlar ayrı adalarda oldukları için öteki tarafa gidememişler. Eğer daha yakın olsaylarmış muhakkak yayılacaklarmış diye düşünmüş. Ve çok ilginç bir şey söylemiş. Birbirlerinden çok farklı görünen organizmaların görünmeyen özellikleri incelendiğinde benzer oldukları gözlenebilir demiş. Yani Teosinte ile Mısır'ın aslında genetik olarak çok benzer olduğu, dış görünüşleri farklı olsa bile bir gün bulunabilir gibi bir fikri ilk defa ortaya atmış. Bunlar çok ilerici fikirler 1800'ün ilk yarısında söylenmek için. Ve bu kadar cesaretle bunları söylemek ve bu kadar düzgün araştırma sonuçları elde edebilmek büyük bir başarı. Dolayısıyla biz bu yüzden Darwin'i takdir ediyoruz ve örnek alıyoruz. Şöyle bir genel bilgi var. Eğer üzerine bastığımız toprağı incelersek, bu genellikle yakın tarihte oluşmuş bir toprak diyebiliriz. Ve aşağıya doğru gittikçe de daha eski çağlardan kalma topraklardır bunlar diyebiliriz kabaca. Eğer Ankara'dan Haymana istikametine giderseniz, Çayrazi diye bir Haymana'ya gelirken belki 10 kilometre, 15 kilometre kala Çayrazi diye bir köy var sol tarafta. O köye doğru gelirken sağ tarafa bakarsanız bu manzarayı göreceksiniz. Bu bir tepe, fakat bu tepe sanki üst üste tabakaların sağ tarafa yatmış hali gibi. Nitekim öyle. Bu fosillerin en çok bulunabileceği yerlerden bir tanesi. Çünkü işte bu tabakalar alta doğru eskiyor ve yer hareketlerinden dolayı, depremlerden dolayı yer değiştiği zaman bu katmanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Nitekim buraya giderseniz buradaki toprağın neredeyse tamamen şu yaratıklardan oluştuğunu görebilirsiniz. Bunlar o bölgede eskiden yaşamış olup artık günümüzde olmayan bir tür yaratık. Nimrit deniyor bunlara ve boyları da bir demir para kadar, bozuk para kadar. Ve tek hücreli yaratıklar bunlar ve denizde yaşıyorlar. O tarihte Anadolu sığ bir denizmiş. Hindistan işte bu senelerde birkaç 10 milyon sene önce Asya'ya çarpmadan önce Asya'da birçok denizler varmış. Hindistan Asya'ya çarptığı vakit Himalayaları oluşturduğu gibi Asya'nın geriye kalan kısmında da genel bir yükselme oluşturmuş. O genel yükselme bazı denizlerin kurumasına sebep olmuş. Bu kuruyan denizlerden bir tanesi de Anadolu'yu kaplayan sığ bir deniz. İşte o denizde bunlar yaşıyormuş. Dolayısıyla böyle yerlere giderseniz de bu fosilleri siz de bulabilirsiniz günümüzde. Şimdi
evrimin olmadığını iddia edenler de var. Bunlardan bir tanesi işte bu Harun Yahya Kom mesela. Ve ispat için evrimin olmadığını diyorlar ki, çok güzel resimler gösteriyorlar. Diyorlar ki, ne bileyim mesela sol üstte gördüğünüz gibi 50 küsür milyon yıl önceki bir balık fosili ile günümüzdeki balık hemen hemen aynı. Ya da sağ tarafta 300 milyon sene önceki bir deniz kestanesi fosili ile günümüzdeki aynı. Dolayısıyla bunlar evrimleşmiyor olmalılar gibi diyorlar. Şimdi bunu iki şekilde karşı çıkabilirsiniz. Bir tanesi, bu fosillere çok dikkatli bakarsanız bunların aynı organizma olmadığını ve değişmiş olduğunu görebilirsiniz. Mesela soldaki balığın karın kısmı daha geniş ve belki baş kısmı biraz daha uzun olabilir. Deniz kestanesinin dikenleri vücuduna göre daha uzun ve sanki daha seyrek gibi duruyor buradakine göre. Ama ikinci önemli bir bilgi daha var. O da dünya 4,5 milyar yaşında ve dünyada 3,5 milyar sene önce ilk prokaryotlar oluşuyor. Yani çekirdeksiz canlılar, hücre çekirdeği olmayan canlılar. Bir hücre çekirdeği olan canlının oluşması 2 milyar sene gerektiriyor. Ancak 1,5 milyar sene önce ilk ökaryotu tespit edebiliyoruz. Bu ilk ökaryotun tespitinden yine 1 milyar sene sonra denizde ilk omurgasızlar gözüküyor. Yani evrim çok yavaş oluşmuş doğadaki birçok form için. Ve arada da birçok form yok olmuş. Yalnız bunun bir istisnası var, o da insan. İnsan kendi gibi birçok yaratıkla beraber yakın tarihte görünmüş. İnsanın geçmişi 200 bin sene en fazla. Bu 200 bin seneden daha eski tarihlerde insana benzer yaratıklar yaşamış, artık yaşamayan. Günümüzde de insana benzer İşte şempanze, goril gibi yaratıklar var. Bu şempanze ve goril gibi yaratıklarla muhtemel bir ortak atamız var. Ama kimse gorilden ya da şempanzeden gelmiyor. Şimdi bizim gibi yaşamış, bize çok benzeyen, benzer olduğunu düşündüğümüz bazı yaratıklar var. Mesela Homo neanderthalis bir 30 bin sene kadar önce yok olmuş ama herhalde bir 300 bin sene önce varmış. Onun gibi Homo heidelbergensis herhalde bir 250 bin sene önce yok olmuş ama epey bir süre varmış vesaire. Bu çok ilginç. Çünkü tarih 10 bin sene bildiğiniz gibi. Demek ki bu 100 bin seneden beri var olan insanın insan gibi olması son 10 bin senelik bir şey. Ve 90 bin sene boyunca insanın pek de insani bir faaliyeti yokmuş. Bunlar üzerinde düşünülecek şeyler. Şimdi eğer böyleyse o zaman insanın evrimleşiyor olması lazım. Nitekim bu doğru. Mesela bazı özelliklerimiz evrimleşiyor olmayabilir. Diyelim ki toplumda %70 oranında esmer, %30 oranında sarışın var. Ve yıllar içerisinde bu hep böyle kalıyorsa, o zaman sarışınlık geniyle esmerlik geninde fazla bir değişiklik olmadığı söylenebilir. Ancak başka bazı özelliklerimiz değişik. Mesela 2500 sene önce toplumun neredeyse %80'i laktoz intoleranslıymış. Yani süt içince mideleri bozuluyormuş. Halbuki günümüzde laktoz intoleransı olan en fazla %30 birey var. Çoğumuz süt içebiliyoruz, peyniri yiyebiliyoruz. Dolayısıyla bu durum değişmiş. Yani evrimleşiyoruz. Ancak evrimleşmeyen, hatta evrimsel kavramlara uymayan özelliklerimiz var. Bunlardan size biraz bahsetmek isteyeceğim. Bunlar bence önemli. Mesela orta yaştan itibaren İnsanların hemen hepsinde bel fıtığı, bel ağrısı, ağır kaldıramamak vesaire gibi problemler oluşuyor.
Ve büyük ağrılı bir şey bu, biliyorsunuz. Ailenizde muhakkak bel problemi olan büyükleriniz vardır. Bu şundan oluşuyor. Burada sağ tarafta yandan çekilmiş bir röntgen grafisi var. Ve bunlar omurgalarımız. Omurgaların arasında da diskler var. Yani kıkırdaklar var. Bu kıkırdağın içinde de bir sıvı var. Bu kıkırdak eğer yırtılırsa bu sıvı arkadan dışarı çıkıyor. Ve buradaki beyaz gözüken sinirlere baskı yapıyor. Sinirlere baskı yapınca da ağrı, uyuşukluk gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bu niye böyle buradan sızmış ya da niye yırtılmış bu? Çünkü bakın bu omurgayla bu omurga arasında bir açı var. Bir 15-20 derece açı var. Bu açıdan dolayı burası sıkışıyor bu diskin. Sıkıştığı için patlamaya müsait oluyor. Halbuki bu tuhaf bir durum. Aslında bunun yırtılmaması lazım. Bunun yırtılıyor olmasının sebebi insan omurgasının eğri olması. Bu eğrilik normal bir şey değil. Biz çocuklarımızı zorla ayağa kaldırıyoruz ve bunu epey bir zamandır yapıyoruz herhalde. Dolayısıyla böyle yaptığımız için omurgamız uzun vadede herhalde eğilmiş. Yoksa organizmaların, omurgalı organizmaların omurgalarında hiçbir eğrilik yok. İnsandan başka eğri omurgası olan hiç kimse yok. Eğer bir balık yerseniz bir lokantada omurgası eğri ise yemeyin. Çünkü herhalde çok ciddi bir mutasyon geçirmiş ya da kirli sularda bozulmuş bir hayvan olması lazım. Dolayısıyla dümdüz omurgası olmasını beklersiniz. Maymunların bile, bizim akrabalarımızın bile düz bir omurgası var. Eğri değil. Hiçbir hayvanın omurgalı, omurgası eğri değil. Öyle olsaydı bir atın sırtına yük bindirdiğinizde hemen belinde fıtık olması gerekirdi. Dolayısıyla bir sebeple biz ayağa kalkıyoruz ve bunun da sebebi muhtemelen ellerimizi kullanmak ve ellerimizi kullanmak için ayağa kalkmamız omurgamızda fıtık oluşup bizi dezavantajlı bir duruma düşürse dahi biz yine de ayağa kalkıyoruz. Yani doğal seçilim bizim omurgamızda fıtık olacak olanlarımızı dışlamıyor. Olmayacak olanları seçmiyor. Burada bir tuhaflık. Buna benzer size iki örnek daha vereceğim. Bir tanesi de solunum borusuna yemek kaçıyor insanların. Ve bu çok ciddi bir durum. Çünkü yerken bir yemek eğer solunum borusuna kaçarsa bu ciddi nefes alamayıp boğulup kişi ölebiliyor. Bunun için de biliyorsunuz arkadan vurulması gerekiyor. Bir takım manevralar var, öksürtüyoruz vesaire. Bu neden böyle? Çünkü bu solda bir maymunun ağzını görüyorsunuz. Şurada dili var, damağı var, dişleri, alt damağı. Bu da insanın ağzı, dil, yine üst damak, alt damak, dişler. Şimdi maymunun damağının, ağzının arkasında şöyle bir kıkırdak var. Bunun adı epiglottis. Epiglottis üst damakla tamamen birbirine değebiliyor. Deyince ağzın içinde ne olursa olsun maymunda hiçbir zaman solunum borusuna gitmiyor. Çünkü bunu kapatıyor. Kapatınca ister atlar, ister sıçrar, kaçar, ters döner, taklalar atar. Hiçbir şey olmuyor. Halbuki bizim epiglottisimiz bir sebepten aşağı inmiş ya da damak yukarı çıkmış. Ve bu epiglottis bir türlü bu damağı kapatamıyor. Kapatamayınca bizim yediğimiz şeylerin her an solunum borusuna gitme riski var. Onun için çok dikkatli yiyoruz. Yerken hiç kımıldamıyoruz, sağa bakmıyoruz, koşmuyoruz bilmem ne falan filan. Bu niye böyle? Bunun sebebi şu. Bu şurada ses tellerimiz var. Ses tellerinin damağa olan uzaklığı ile damağın arkasının dudakları olan uzaklığı aynı olursa o zaman çok kompleks sesler çıkartabiliyoruz. Halbuki maymunun ses teliyle damağı olan mesafe damağın arka kısmının dudakları olan mesafesinden çok kısa. Onun için de çok basit sesler çıkartabiliyorlar. Yani bizim kompleks sesler çıkartma özelliğimiz bizim ses borumu, solunum borusuna yemek kaçarak ölme vasfı olan insanların doğa tarafından
öldürülmesinin önüne geçmiş. Seçilemiyoruz. Yani boğazına yemek kaçacak insanlar yok olmuyorlar. Bir örnek daha vereceğim. Bu da biliyorsunuz çoğunuz güneşin altında yanıyorsunuz. Eğer krem sürmezseniz, kıyafet giymezseniz, şapka takmazsanız, şemsiyenin altında oturmazsanız güneşin altında ölebilirsiniz. Halbuki bu anormal bir durum. Güneşin altında bütün yaratıklar yaşıyorlar insandan başka. Bitkiler yaşıyorlar, hayvanlar yaşıyorlar. Hayvanların çoğunda bitkilerin güneşin zararlı etkilerine karşı kendilerini koruyabilmelerini sağlayan bir enzim var. Bu enzim yok. Omurgalıların çoğunda, hatta hayvanların çoğunda. Dolayısıyla hayvanların çoğu üzerlerini saç, pul, renk ile kapatıyorlar. Biz kapatmamışız. Bu anormal bir durum. Aslında doğanın böyle yaratıkları elimine etmiş olması, ortadan kaldırmış olması gerek. Ancak bu yaratık şemsiye yapabiliyor, güneş kremi yapabiliyor, şapka yapabiliyor. Öyle olunca da doğanın seçiliminden kaçabiliyor. Yani bu vasıflar, elleri kullanma, kompleks sesle iletişim, barınak yapabilmek gibi özelliklerin hepsi sadece insana ait özellikler ve soyutlama özelliğini insanın kullanmasını ya da ortaya çıkartmasını sağlıyor. Soyutlama özelliğimiz doğanın doğal seçilim yöntemlerinin bizim için geçersiz olmasına sebep oluyor. Artık bizi seçen doğada bir şey kalmıyor. Çünkü biz kendimizde genetik bir bozukluk bulursak düzeltiyoruz. Bir hastalık olursa ilaç alıyoruz. Çirkinsek burnumuzu yaptırıyoruz. Yani her şekilde hayatta kalabilmek için kendimizi değiştirebiliyoruz. İşte bu vasıflarımızdan dolayı da evrimin, daha doğrusu doğanın doğal seçilim araçlarını bypass edebiliyoruz. Ve dolayısıyla belki siz derseniz ki ben evrime pek de inanmıyorum. İşte belki de haklısınız. Çünkü evrim belki bize işlemiyor. Benim söylemek istediklerim bu kadar ama sorularınızı alabilirim. El kaldırmanızı rica edeceğim. Eğer el kaldırırsanız size söz vereceğim. Muratcan dinliyorum. Hocam ben şeyle alakalı soracağım. Bu ders için kod verecek misiniz acaba? Stars'tan girebilmek için. Bana bir kod gelmedi maalesef. Dolayısıyla size de bir şey veremiyorum. Ama buraya bilmiyorum nasıl yapabiliriz. Katıldığınızı nasıl gösterebilirsiniz? Belki bir screenshot. Tamam, teşekkür ederim. Betül sorunu alabilir miyim? Peki. Utku sorunu alabilir miyim? Hocam, şu anki zaten doğa üzerinde de olsun, kendi üzerimizde de olsun, insanın bu kendi evrimindeki kontroller gitgide artıyor siz de demiştiniz. Peki ileride bu, yani nasıl diyeyim, bir 100 bin yıl sonra falan insanların seçiliminde bu teknik olarak doğal mı olacak yoksa yapay bir seçilim mi olacak? Çünkü başka türler kendi, mesela dişiler kendi erkekleri hakkında karar verirken bu doğal seçilime dahil olurken insanın bu şekildeki seçimleri kendi türü içerisinde etkilediği için doğala mı dahil olması gerekiyor yoksa gene bizim elimizde olduğu için yapaya mı dahil etmemiz gerekiyor? Gerekiyor herhalde, doğru bir soru değil. Buna çünkü siz karar vereceksiniz. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Doğal seçim olsun isterseniz doğal olabilir. Yapay olsun isterseniz yapay olabilir. Ama öyle gibi duruyor ki bu ferdi bir seçim olacak. Ancak ferdi seçimlerin de başka fertlerde çok ciddi sıkıntılar oluşturmaması için herhalde bir araya geleceğiz ve diyeceğiz ki şöyle seçimleri yapmayalım, şunları yapalım diyeceğiz. Mesela şu anda genetiği modifiye birçok bitki, sebze yiyoruz. Bunları yiyor olmanın sonuçlarını çok iyi bilmiyoruz. Ama eğer bunların iyi olmayan sonuçlar oluşturduğu konusunda hemfikir olursak, o zaman yapay seçilimi bu sebzelere uygulamamaya karar verebiliriz mesela.
Bir Utku daha var. Utku Kaynar. Sizin de sorunuzu alabilirim. Hocam az önceki Utku bendim zaten. Ha öyle mi? Peki. Bir evet. Utku daha mı var acaba? Ben mi? Peki. O zaman Burak sorunuzu alabilirim. Şimdi doğal seçilim normalde kendi kendine gerçekleşen bir süreç de. Yapay seçilimi biz yaptığımızda bu canlılara herhangi bir negatif etkisi oluyor mu? Yani uzun sürede oluşması gereken bir şey ya da hiç oluşmaması gereken bir şey biz yaptığımızda bu genler zarar görüyor mu? Çeşitli işlevsellikleri kaybediyorlar. Olabilir. Bunu her bir gen için, her bir durum için incelememiz herhalde gerek. Bir genelleme yapılabilir mi bilmiyorum. Mesela domatesleri büyütmüş olmamız yapay seçilimle binlerce yıl içerisinde ya da mısırı büyütmüş olmamız bize bir zarar vermiş mi sorusunu her bir durum için sormalıyız. Ama herhalde bitki sebze için çok da zarar vermemiş diye düşünülebilir. Ama bunu incelemek lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başkaca sorunuz var mı? Hocam benim bir sorum var. Nasıl el kaldıracağını bulamadım. Peki buyurun. İnsanlarda uygulanan, şu an biz aslında bu teknolojik gelişmelerle falan doğal seçilme aslında bir nebze karşı geliyoruz ya. Bunun yaratacağı sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iyi bir şey mi şu an bize gözüktüğü kadar? Yoksa gelecekte yarattığı sorunlar buna değecek mi? Arkadaşlar bu sorulara siz cevap verin diye dersler anlatıyoruz. Yani biz hocalarınız olarak gelecekte olan şeylerin cevabını biliyor olsaydık o zaman sizi pek de eğitmezdik. Size sadece nasıl olması gerektiğini söylerdik. Halbuki biz size bildiğimizi aktarmak sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Ne yapacağınızı söylemek değil. Çünkü ileride durum çok değişebilir. Ve o değişik durumu sizin gözlemleyip doğrusunu bulup çözümün de doğrusunu bulmanız gerekir. İşte bunu sağlayacak, uyanıklığı size verecek olan eğitimi almanızı Bilkent'te öneriyorum. Bilkent'teki bütün dersler seçmeli. Lütfen eksik gördüğünüz yanlarınızı en iyi kompanze edebilecek, sizi en yetkin hale getirecek dersler hangileri ise onları alın. Sizi yetkinleştirecek hangi deneyim var ise ondan faydalanın. Yoksa üniversite hayatı verimli geçti dememiz zor olabilir. Elinizden geldiğince bunu yapın. Hangi soru geliyorsa aklınıza o sorunun cevabını en güzel şekilde nasıl bulabileceğinizin yöntemini bulmaya çalışın üniversitede. Ben bunu öneriyorum. Yok, hayır, tabii ki de ben sadece sizin fikrinizi merak etmiştim. Bir fikir vermek istemem. Sizin bulmanızı aracı olmak isterim. Tamamdır hocam, sağ olun. Teşekkürler. Ömer, sorunu alabilir miyim? Hocam, benimki evrimle ilgili mi tam olarak bilmiyorum ama biyolojiyle ilgili. Tecavüz hayvan doğasının neresinde var? Yani neden kaynaklanıyor? Veya sadece hayvanlar arasında insanlarda görülen bir problem. Yani tecavüz iyi tanımlanması gereken bir kavram ve çok iyi tanımlanırsa ancak bu sorunun cevabını araştırmaya başlayabiliriz. Her iyi cevap sorunun çok iyi oluşuyla ilişkili. Başkalarının tecavüz dediği şeye sen tecavüz demiyor olabilirsin. Mesela hayatta bir kere başına tecavüz gelmiş olan birine tecavüz edilmiş mi diyeceğiz? Kaç yaşında ilk tecavüz olduğu zaman tecavüz diyeceğiz? Fiziksel şeylere mi tecavüz diyeceğiz? Yoksa ruhsal, entelektüel durumlara da mı tecavüz diyeceğiz? Anlıyor musun? Dolayısıyla problemi çok iyi tanımladıktan sonra buna cevap verebiliriz herhalde. Anladım hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Alp Sencer, alabilir miyim sorunu? Merhaba hocam. Ben Galapagos ispanozları kuşlar hakkında bir şey soracaktım. Araştırma yapan sanırsam Peter Grant bu türün evrimi için 20 ila 200 yıl arasında bir süre öngörüyor.
Darwin'den beri bu kuşlar üzerinde böyle bir evrim gözlendi mi? İlk sorun bu. İkinci olarak da bu kuşların 18-20 yıllık bir süreçte türlerinin artıp azaldığını ve mikro evrimi Darwin'in nasıl diyeyim bir saat sarkacı gibi ilgili yaptığını söylüyor Peter Grant. Bu doğru mu? Bunu merak ettim. Bu iki bilgiyi de sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Sen daha iyi araştırıyorsun. Daha iyi bilgin var bu konuda. Benim bu kadar derin bilgim yok. Ben sadece evrimin temel özelliklerini size anlatabilecek kadar evrim biliyorum. Yoksa evrimci değilim. Detaylarını çok iyi biliyorum. Anladım hocam. Sadece o 200 yıllık süre bana biraz kısa gelmişti bu araştırmadaki. Onun için sormuştum. O kısmı hakkında bir şey söyleyebilirim. Mesela balıkların epey hızla doğada evrimleşebildiğini biliyorum. Dolayısıyla 200 seneden çok daha hızlı evrimleştiklerini hayvanların gösteren bulgular var. Yine seçilimle ilgili bir evrim bu. Değişmekle ilgili değil de varyantları oluşuyla ilgili. Mesela bazı dağlarda belli yıllarda kar yağıyor, belli yıllarda ise hiç kar yağmıyor. Kar, peş peşe kar yağan yıllarda beyaz tavşanlar çoğalırken, peş peşe kar yağmadığı yıllarda kahverengi tavşanlar çoğalıyor. Çünkü avcıları beyazları göremiyor kar yağdığı zaman ya da kahverengileri göremiyor kar yağmadığı zaman. O zaman çok hızlı birkaç sene içerisinde bir değişiklik oluyor diyebiliyorsunuz. Ama o türde kalıcı bir değişikliğin olması ne kadar zaman alıyor bunu bilmiyorum. Anladım hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ege, sorunu alabilirim. Hocam benim sorum evrimin gerçekleşme mekanizması ile ilgili birazcık. Şimdi bazı teorilere göre evrim böyle rastgele bütün olasılıkları doğuruyor ve doğadaki istenen koşul o hayvanı ya da bitkiyi çeşitli bir yöne sürüklüyor. Ama bazı başka bir teoriye göre ise yani hayvanın stres altında olduğu bölge yani hangi yönden zorlanıyorsa o yöne olan bir gelişme var gibi. Sanki böyle zürafa ağacın tepesine ulaşmak istiyor, böyle bir sıkıntı var diye böyle boynunun uzamasına yönelik bir evrim oluyor. Diğer bir teoriye göre ise rastgele her şey oluyor, gereken şey seçiliyor. Hangisi daha doğru sizce? Yani rastgele her şey oluşsa bile seçilecek olan özelliğin bir ihtiyaç karşılıyor olması, bir avantaj oluşturuyor olması halinde o özelliği olan bireylerin çoğalmasının artacağını öngörmek herhalde doğru bir düşünce, değil mi? Evet. Ya bir de santral dogma teorisine ters olsa bile yani hücre içindeki değişiklikler DNA'nın yapısı nükleik asitleri etkiliyormuş gibi gözüküyor. Çünkü şifreleme sadece tek yönlü oluyor ama yani bu teoriye göre yaşanan şeyler yani sadece rastgele olasılıklar doğurmak değil ama gerçekten DNA'nın yapısını etkiliyor gibi. Çok ilgimi çekmişti bu. Onu paylaşmak istedim. Biraz karışık bir konu o. Yani DNA'da belli oranda hata yapılması, DNA üretilirken, hücrelerin kendi DNA'larını üretirken yaptıkları hatalardan dolayı oluşan değişiklikler evrimi tetikliyor diye bir kavram olmakla birlikte o DNA'ların neresinde hata olacak ya da değişiklik olacak bu tamamen rastlantısal bir şey değil. DNA'nın bazı yerlerinde değişiklik daha fazla oluyor, bazı yerlerinde daha az oluyor. O biraz daha bu konuda ihtisaslaşmayı gerektiren bir mesele. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki arkadaşlar, teşekkür ederim. Zannediyorum başka sorusu olan yok. Size Bilkent hayatınızda başarılar diliyorum. Tabii. İşte yani biz şimdi genler değişiyor dedik ya. Peki kromozom sayısını etkileyen faktörler nedir? Söyleyebilir misiniz? Söyleyemem çünkü bilmiyorum bunun cevabını. Kromozom sayısını etki eden faktörler de bir ihtisas alanı. Yani ihtisas derken bunun cevabını verebilmek için bu konuyu iyi bilmek lazım. O konuyu o kadar iyi bilmiyorum. Ders dışında bir şey sorabilir miyim? Buyurun.
Siz kod verilmediğini söylediniz gerçi ama şimdi dersin saati de geçtiği için biz bu dersi alamadık görünüyor. Yani eksi bir puan almış olduk. Bununla ilgili biz G100'e mail mi atmalıyız ya da ne şekilde hani bu puanımızı alabiliriz? Sonuçta derse katıldığımız için bir yol gösterebilirseniz sevinirim. Sağ olun. Tabii. Bir mail atın lütfen. Ben de öğrenci işlerine şimdi bir mail atayım ve bana bir kod gelmediğini, dolayısıyla size bir kod veremediğimi yazayım kendilerine. Çok iyi olur hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de sağ olun. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum Bilkent'te. Biz teşekkür ederiz hocam. Lütfen sadece istediğinizi yapın. Kimse sizi zorladığı için bir şey yapmayın. Ve gerçekten sevdiğiniz, peşine gitmeye değer olduğunu düşündüğünüz konulara da lütfen peşinden gitmemezlik yapmayın. Tekrar başarılar dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. İyi günler hocam. Hoşçakalın hocam. Teşekkürler hocam.